40. hadis. Ahiretin tarlası dünyayı fırsat bilmek. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumdan tutup şöyle söyledi. Dünyada garip bir kimse gibi veya geçip giden bir yolcu gibi ol. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Akşam ettiğinde sabahı bekleme. Sabaha ulaşınca da akşamı bekleme. Sağlıklıyken hastalığın için ve hayatında da ölümden sonrasına hazırlık yap. Dünya fani, ahiret bakidir. İnsan bu dünyada Allah'ın takdir ettiği kadar yaşar. Bir gün mutlaka ölür. İnsan ömrünün ne zaman biteceğini ve kendisine ölümün ne zaman geleceğini bilemez. Akıllı mümin bu dünyaya aldanmayan, buraya gönül bağlamayan, burayı her şey zannetmeyen, dünya hayatı hakkındaki ameli kısa olan ahirette meyvesini almak için burayı ameli salih, güzel işler ektiği bir tarla yapan, burayı cehennemin üzerine uzatılmış yoldan kurtulmak için bir binek yapan kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Bu dünya hayatı kısa bir geçinmedir. Ahiret ise ebedi olarak durulacak yerdir. Dünya ahirete götüren bir yoldur. Dünya bağlanma ve yorulmaya değmez. Dünya hayatı aldatıcı zevkten başka hiçbir şey değildir. Mümin de daima bu dünyada vatanından uzakta yaşayan gurbetçi gibi yaşadığı duygusu vardır. Gurbetçi devamlı asıl memleketine ve oradakilere, ailesine, akraba ve dostlarına özlem duyar. İçinde bulunduğu yerde ne kadar uzun kalsa da içi rahat etmez. Memleket hasretiyle yanar tutuşur. Bu sebeple orada bina yapmaz ve eşya edinmez. Mümkün olduğu kadar az ile yetinir. Gurbette tasarruf etmeye çalışır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki büyük nimet vardır ki insanların birçoğu bunlar hakkında aldanış içerisindedir. Sıhhat ve boş vakit. Hazreti Peygamberimiz beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bilmemizi istemiştir ki bunlardan birisi de ölümden önce hayatın kıymetinin bilinmesidir. Kârı ahirette ortaya çıkacak olan ticaret dünyada yapılır. Bu bakımdan boş zamanlarını ve sağlığını Allah'a itaat uğrunda değerlendiren kimse gıpta edilecek kişi olur. Bunları Allah'a isyanda kullanan ise aldanan kişidir. Çünkü boş zamanın akabinde meşguliyet gelir, sağlığın akabinde de hastalık gelir. Hazreti İbni Ömer radıyallahu an ömrümüzün günlerini Allah'a ve Resulüne itaat ile değerlendirmemizi, kıyamet günü için hayrın geniş kapılarından azıklar biriktirerek değerlendirmemizi tavsiye etmektedir. Ve Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Azık edinin. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ölüm insana ansızın gelir. Kişi azıksız Rabbin huzuruna çıkmak zorunda kalabilir. İnsan ölüme sabah akşam hazırlıklı olmalıdır. Ölümden sonraki pişmanlık fayda vermez. Ne yapılacaksa burada yapılmalı. Unutmamalıdır ki ahiret hesap yurdudur. Amel yurdu değildir. Dünya fanidir. İtaatleri işlemekte eli çabuk tutmalı, vakit kaybetmemelidir. İnsan, Müslüman, hayat fırsatını değerlendirmeli, ihmal etmemelidir. Müslüman, hemen hayır işlemeli, ibadetleri artırmalıdır.
Müslümana yakışan ameli salih için çalışmak, hayır yollarını çoğaltmaktır. Sabah akşam ahirete hazırlanmalı, sağlıklıyken hastalık için, can tendeyken de ölümden sonrası için hazırlık yapmalı. Unutmamalıdır ki, ahirete hazırlığın en güzeli, dünyada garip bir kimse gibi ya da geçip giden bir yolcu gibi olmaktan geçer. Dünya bir yolcu gibi olanın yolu cennete çıkar. Yolculuğunuz mübarek olsun.